Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz parasını hak eden cilt bakım ürünleri. İlk aklıma gelen 5 ürün dedim. Bence en iyisidir ve elimin hep gittiği ürünler. Bunları da paylaşmak istedim. Tabii 6 ay sonra sorarsanız bunlar değişecek ama şu an için ne kullanıyorum işte bunlar. Şimdi ne başlayacağım artık? Daha bundan daha iyi bir göz kremi yok. Evet, ucuz değil, çok özür dilerim. Ama Shiseido'nun Future Solution göz kremi benim herhalde hayatım boyunca vazgeçemeyeceğim. Şöyle yapıyorum. Bunu kullanıyorum. Ara veriyorum. Bu bittikten sonra başka bir marka kullanıyorum. La Prairie'nin SPF 15'sine de bayılıyorum. La Mer'in göz kremine de bayılıyorum. Ama şu an elimin altında en yoğun bu, aşığım bu kreme diyebilirim. Makyaj trendinde var. Bu benim vazgeçilmezim. Hep C vitamini dedim. Cildimizin ihtiyacı olan ilk antioksidanlardan, yaşlanma karşıtı antioksidanlardan bir tanesi de C vitamini. O yüzden serumlar, aktifler çok önemli. Bununla ilgili Liliana ile videoda çektim biliyorsunuz. SkinCeuticals'ın CE Ferulic Serumu benim en sevdiğim C vitamini serumu. Bu normal ve kuru ciltler için arkadaşlar çok uygun. Eğer cildiniz karma ve yağlıysa bunun diğer versiyonu var, Silmar'ın SkinCeuticals'ın, onu kullanabilirsiniz ama CE Ferulic Asit normal ve kuru ciltler için. Cilt bakımı deyince peelingsiz, maskesiz olur mu? Olmaz tabi. Bunu konumuz parasını hak eden ürünler olduğu için birazcık daha hani pahalı ürünler var. Merak etmeyin, daha sonra aynen bunların muadili daha uygun fiyatlı, parasını hak eden en iyi maskeler, en iyi makyaj ürünleri hepsini çekeceğim yavaş yavaş. Ama takdir edersiniz ki hepsini kıyaslamalı deniyorum ve size en doğru bilgiyi aktarmaya çalıştığım için biraz zaman alıyor. Ama benim galiba en çok sevdiğim maske hangisi diye sorarsanız Shiseido'nun Purifying Mask. Bayağı iyi bir şey. Yani bayağı iyi bir maske. Bunu çok düzenli olarak yapıyorum. Çok beğeniyorum. Normal ve kuru ciltler için oldukça başarılı. Çok beğeneceksiniz. Herhalde 2 yıldır çok düzenli bir şekilde kullanıyorum. Unutmayın, güzel cildin sırrı temiz bir cilt. Sadece akşam yatağa girmeden önce temizleyerek olmuyor. Peelingler, maskeler mutlaka gerekiyor arkadaşlar. Sonra nemlendiriciye geçeceğim ama nemlendiriciye geçmeden önce maskeler de çok önemli. Nem maskeleri. Biliyorsunuz ben artık bağıra bağıra çok bunları çok söyledim. Saç için nem, cilt için nem. Günlük nemlendiricilerimiz bazen yetmediği zamanlarda daha yoğun nemlendirici kullanmak lazım. Darfe'nin bu nemlendirici detox nemlendirici ve içinde yağlarla birleşmiş. Ne diye geçiyor bunun adı? Detox Oil Mask. Birazcık yoğun bir maske. Bayılıyorum ama o kadar çok seviyorum ki size anlatamam. Hem kokusunu hem birazcık yoğun olmasını bir de açabilsem çok iyi olacak. Açamıyorum. Demek ki açılmak istemiyor. Fakat şunu söyleyeyim. Ben bunu mesela kışın soğuk havada çok yıpranıyor, karda, kayakta. O zaman kullanıyorum. Yazın güneşte kuruyan cildime kullanıyorum. Aralarda kendi masaj olurken yüzüme güzelce yediriyorum. Bu maskeyle bir gece uyuyorum. Ara ara hissettiğim zaman. O cilt onu bana mesajını veriyor zaten. Buna bayılıyorum. Sonra size hep bahsettik. C vitamini okey. Ama ciltte canlı hücrelerle iletişim kuran en önemli aktif retinol dedik. Size iki tane retinol anlatacağım. Retinol videomda da bu ikisinden bahsettim aslında. Shiseido'nun Vital Perfection serisinden hem çizgilere hem de koyun lekelere karşı etkili, bölgesel etkili harika bir retinol krem. Bu, ben bunu alıyorum boynuma ve dekoltemde böyle gördüğüm veya göz kırışıklıklarımın oraya sürüyorum. Bölgesel kullanıyorum bunu. Fakat genel itibariyle son zamanlarda, yani bu sene keşfettiğim, niye daha önce keşfetmedim diye kendi kendime kızdığım bir ürün var. Medic8'in Retinal 3'ünü, bakın bitmek üzere zaten yamulmuş. Bu ay 15 gün sonra zaten daha kullanmaya bırakacağım. Bitiyor ürün zaten. Haftanın 3 akşamı bunu sürüyorum. Aşığım. Daha iyisi yok.
Yani retinal 1 var, retinol değil arkadaşlar, retinal. Retinal 1, retinal 3, retinal 6 diye ilk başlayanlar retinal 1 ile başlıyor. Sonra 3, sonra 6. Medicaid'in kendi sitesinde satılıyor. Yetkili güzellik merkezlerinde, medikal estetik merkezlerinde bulabilirsiniz bu ürünü. Maalesef her yerde kolay bulunmuyor. Ama işte kendime saklamıyorum. Bunlar gerçekten farklılık yaratan özel ürünler. Maalesef ucuzu yok. Ulaşmanız için de ben arada size link bırakacağım. Bu böyle. Ve nemlendirici olarak ne kullanıyorum? Normalde biliyorsunuz bu retinoller, retinaller yazın çok kullanılması önerilmiyor. Çünkü güneş gördüğün zaman leke olma riskin var. Fakat Estedermin vitamin C ile bir de bunun retinolli olan kremi var. Benim yazın da kullanabileceğim bir krem olduğu için bunu kullanıyorum. Yaklaşık 2 aydır bunu kullanıyorum. Yazın sonuna kadar da sanıyorum bununla gideceğim. Retinollisini bile kullanabiliyorum ama şu anda ben retinolü bitirdim, C vitaminliye geçtim. Aşırı memnunum. Bunlar paramın değerini hak eden, ilk aklıma gelen cilt ürünleri. Bir daha söz, daha uygun fiyatını çekeceğim. Beğendiğiniz var mı? Kullandığınız farklı yorumunuz varsa bana iletin. Çok keyifle cevap vermeye çalışacağım. Arkadaşlar benden bu kadar. Benden başka ne duymak istiyorsanız yazsanız aşağıya. Hep beraber bir konuşalım. Belki bir canlı yayın yaparız YouTube'da. Karşılıklı konuşuyoruz. Bayağıdır yapmıyorum. Yarışmalarımız oluyor biliyorsunuz aralarda. Onlara katılın. Başka duymak istediğiniz, sormak istediğiniz sorular varsa. Bir de eğer abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Sevgiyle ve saygıyla.